Yine kendime arkadaş buldum. Tanıştırayım. Bakın bakın kimler varmış burada. Ya hakikaten süper ya. Oh. Tatil işte arkadaşlar budur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Yine kendime arkadaş buldum. Tanıştırayım. Bakın bakın kimler varmış burada. Burada keçi arkadaşlarımız var. Sizleri aldım Kozan'ın dağlarına çıkardım. Yayla bölgesine doğru gidiyoruz. Ama açılışı burada yapayım dedim. Magic'lerle beraber Kozan'ın sıcaklığından bunaldık. Kozan'da şu an 44 derece. Biz de yaylaya çıkalım dedik. Sizler için güzel güzel köy manzaraları, yayla manzarası alalım dedik. Doğanın ortasındayız. Küçücük bir magic var. Oraya çıkmış. Meğliyor. Lan, ne haber? İn aşağı lan. Bir poz ver. Buralar görsel olarak biraz da belki Karadeniz'e anımsatıyordur. Çamlıkla çevrili Kozan'ın Göller Yaylası'na doğru gidiyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Geçerken bu arkadaşlara selam vereyim dedim. Ne de olsa bunlar da hemşeri sayılır. Kurbana kadar hemşeri bunlar. Kurbandan sonra da artık gerisini siz düşünün. Ama şimdi yolumuza devam edelim. Güzel göllere devam. Aldık sizi, Göller Yaylası'na geldik. Rakım 1700 metre. Kozan 44 dereceyle yanarken burası 22-23 derece, pöfür pöfür esiyor. Vallahi Almanya serinliğini yaşıyorum burada. Kozan'a gelip de sıcaklığından bunalanlar varsa mutlaka Kozan'ın Göller Yaylası'na, Çamlık bölgesine gelmelidir. Merkezden 45 kilometre, aşağı yukarı 50 dakikada buradasınız. Şimdi yürüyoruz burada. Her yer göknar, çamlarla dolu, sedir ağacı da. Her alanda da piknik yerleri var. Buraya gelip serin serin piknik yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de şimdi şu çamlara doğru yürüyorum. Bugün de biraz gezelim, daha havası alalım dedik. Sıcaktan bunaldık denilebilir. Serin serin yürüyelim. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Çukurova kurak, sıcak ama böyle harika muhteşem manzaralı yerleri de var. Çamlıklarla buralarda vallahi hem kamp yapılır hem piknik yapılır. Hatta ileride kamp yapanlar bile var galiba. Çadır kurmuşlar. Biz şimdi yürüyelim bakalım bir çamlığa doğru. Kayalıklarla böyle çamlarla süper bir atmosfer vermiş buraya ya. Yani manzara hakikaten gelip gezmeye, görmeye değer. Burada mantar toplayanlar da var. Yerli halk biliyor tabii ki. Bir bakalım bir şuradaki çamlıklara gireceğim. Dolanıyoruz. Biraz da daha gezisi atmosferi yaşayalım. Biraz çamlıkların arasında dolaşıyoruz da hakikaten yani tişörtle burada
Böyle bir serinliyorsun ki. Hiç Adana'nın sıcağı var mı yok mu farkına varmıyorsun. Koza'nın yaylaları burası. Dediğim gibi piknik yapmak isteyenler buraya gelebilir. Adana'dan, Kozan'dan, merkezden, merkezin sıcağından kaçmak isteyenler buraya gelsinler. Hakikaten çok serin. Aşağısı 44 dereceyken biz depede 22-23 derecede serinliyoruz. Şimdi burada çam havası aldık. Aşağıya doğru yine yöneliyoruz. Burada göllerde, kasabada market bile var. Lokantalar falan var. İhtiyacınızı yanınızda değilse gelip buradan alıp burada pikniğinizi yapabilirsiniz. Çeşit çeşit yerlerde piknik alanları var. Serbest. Herkese açık. Şimdi biz kasabaya doğru bir yönelelim. Bura Göller Kasabası girişi. Sağımız solumuz yayla alanları, piknik alanları. İnsanlar buraya artık yerleşimi yoğunlaştırıyorlar. Şehrin sıcaklığından kaçmak için. Eskiden burada arsa yerler para etmezdi. Şimdi altın değerinde gidiyor. Millet artık keyfine bakıyor. Serinlik neredeyse millet oraya kaçmaya ulaşıyor. Şimdi biz de bir merkeze bir girelim. Merkezden kısaca arabayla geçelim. Şirin ufak bir kasabasına sahip göller. Sağ solu dağlarla, çamlıkla çevrili. Lan mı? Şişt. Yok, sen lan değilsin. Kız mı? Sarı kız. Ne haber sarı kız? He? Gel. Gel ben. Bir şey etmeyeceğim. Karnımızı doyurduk. Karnı doyanın gözü yol görürmüş. Biz de aynı oldu. Umarım gölleri beğendiniz. Göllerin ismi de işte böyle küçük küçük tümseklerden, göllerden almış. Kozanımızın yaylası. Harika bir atmosferiyle, serin havasıyla Kozan'ın sıcağından kaçıp burada serinledik. Bulutlara çok yakınız. Burada serinledik. Şimdi kalkalım hep birlikte de buradan denize gidelim. Yumurtalığa serinlemeye gidelim. Biraz da güneşte yanalım deniz kokusuyla. Sizleri Kozan'ın yaylasından aldık. Ceyhan'dan geçtik. Yumurtalığa getirdik. Akdeniz'i evlerinize, ayaklarınızın altına saracağız. Yumurtalık sahiline hoş geldiniz. Merkezden biraz çıktık. Benim burada amca oğlumun yeri var. Arsası var, orada barakası var. Yazları burada geçiriyor. Ve buradaki sahil çok sessiz. Kalabalık değil. Şimdi burada biz denize gireceğiz. Sizleri de aldık yanımıza. Akdeniz'i evlerinize getiriyoruz. Akdeniz'e özlem çekenler izlesinler. Hem dalgaların sesini, hem rüzgarın sesini, hem de Akdeniz'in güzel mavisini.
şehir merkezi solumuzda kalıyor. Orada da plajlar var. Oralar çok kalabalık oluyor. Ben tercih etmiyorum. Ben daha çok böyle sakin yerleri tercih ediyorum. Rüzgar da esiyor, inşallah sesim geliyordur. Şimdi biraz denize girelim, serinleyelim. Şimdi sizleri de alıp denize gireceğim. Evet arkadaşlar, sizi de aldık, denize giriyoruz. Umarım görebiliyorsunuzdur. Dalgalar üstümüze geliyor. Birazcık yüzelim. Birazcık denizin tadına bakalım, değil mi? Bugün bayağı dalgalı. Şimdi öğlen vaktini, ikindiyi de geçti, akşam oldu. Ama yine de su süper. Azıcık yüzelim. Dalgalara karşı biraz yüzeyim. Koca koca dalgalar. Ya hakikaten süper ya. Tatil işte arkadaşlar, budur. Martılar bile uçuyor. Vallahi aşağıdan balıklar bile dürtüklüyor. Akdeniz'in çılgın dalgalarıyla boğuşuyorum. Bir safaride denizin kıyısında başı eşek çekiyor, arkasında davarlar, en sonda da inekler gidiyor. Ya bu at yarışına benzer bir konuşma oldu, spiker gibi hissettim bir an kendimi. Ya sahilde koyun ne geziyor? Burası yumurtalık. Burada her şey her an olabilir. Şimdi ben biraz daha burada yüzüp güneşleneceğim. Birazdan geri dönerim size. Denizin kumunu, tuzunu yedik. Biraz da yandık. Şimdi duşa gidiyoruz. Duştan sonra yine görüşürüz. Evet arkadaşlar, duşumuzu aldık. Gördüğünüz gibi bebek şampuanıydı. Belli oluyor galiba. Bebek şampuanı reklamı yapıyoruz. Burası benim Emmioğlu'nun barakası. Kısaca da size göstereyim. Hemen sahile 5 dakika 50 adımcık. Benim Emmioğlu da tam benim kafadan zaten. Böyle bir barakada yazları geçiriyor burada, yumurtalıkta. Sessiz, sakin. Deniz de hemen şurada, karşımızda.
Emola senle konuşacak mısın? Dünyaya selam söyleyecek misin? Bakın beni Almanlara benzetiyorsunuz ama benim emmi oğluma benziyorum ben. Benzer miydin? Bu benim emmi oğlum. Selam söyle dünyaya. Nasıl selam söyleyeyim ki? Almanya'ya mı selam söyleyeyim, dünyaya abi mı? Dünya izleyecek bunu. Türkiye izleyecek, Almanya izleyecek. Selam olsun Türkiye'ye. Yengemiz de burada oturuyor. Gölgelik. Gölgelik olarak da bizim emmi oğlu Barakan'ın üzerine bir dudu sermiş. Öyle diyelim. Ama size dut yok, ben yiyeceğim hepsini. Dut beklemeyin. Başında var. Başında tek tük kalmış. O da bana nasipmiş. Dur bakayım bir. Görürsem size göstereyim. Aha buraya düşmüş bir tane. Görüyorsunuz. Dut ağacımızın ispatı. Şimdi biz yumurtalık merkeze gideceğiz. Biraz turlayacağız. Sizleri de alalım yanımıza. Bir bakın bakalım. Akşamı burada geçiriyoruz. Merkeze doğru ilerlerken burada Süleymaniye Kalesi var. Burayı da size göstermek istedim. Akdeniz'in dalgaları burada kıyıya vuruyor. Burada küçük bir sahil alanı. Güneş batışını buradan izleyebilirsiniz. Şimdi merkeze doğru da gideceğiz. Burada bir bakın alalım dedik. Durmadan geçemedik. Yumurtalık merkeze geldik. Biz yine sahilde geziyoruz. Karşımızda da bir tane kız kalesi var. Burada da kız kalesi var. Burada daha kalabalık oluyor. Şimdi akşam vakti olduğu için pek kalabalık olmuyor. Burada akşam vaktinin tadını çıkarıyoruz. Biraz çay falan kahve içeriz. Sahilin etrafında yumurtalığın merkezinde geziyoruz. Burada aksesuar takı satanlar da var. Balık lokantaları falan. Yani kokoreçe kadar burada yiyebilirsiniz. Şimdi bir yukarıya bir çıkalım bir. İnci, boncuk, tesbih satanlar var. Burada terasta da küçük hediyelik aksesuarlar, eşyalar alabilirsiniz. Deniz de karşımızda kalıyor. Yani burada güzel, keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Şey yiyelim. Birçoğu Adanalı biliyordur ama Adana'dan olmayanlar bilmiyordur. Nimet ablaydı değil mi? Cennet. Cennet ablaymış. Cennet ablanın bici bicisini yemeye gidiyoruz. Bici bici Çukurova'ya özel bir dondurma tarzı. Şimdi hemen bir tadına bakalım. Ben böylesini yemedim nişasta. İşte Adana'da böyle bici bici yersiniz. Adana'ya gidek gibi bici bici yiyek. Aynen, şalvarından giyek mi? Şalvarından giyek. Kebabından giyek. Çok güzel program yapıyor ya. Seren asker. Cumartesi günleri geziyor böyle inip. Şeyi bilmiyorum da. Aktivide cumartesi. İşte Adana'da böyle gelirseniz bici bici yiyin. Üstüne de pudra şekeri atabilirsiniz. Nişasta, buz, gül şeker suyu, ve gül suyu. Şeker, gül suyu, boyası buz, var. Boya. Boya yok ya, gülün suyu. Boyası var, yok, var, var. Boya da var. Evet arkadaşlar, Adana'ya gelip şırdan yemeden gitmeyelim dedik. İlk defa şırdan yiyeceğim. Birlikte yiyelim. Bir bakalım bir tadına nasılmış. Hemen şırdanı bir gösteriver. Bol kimyon, pul biber dökün dediler ve tadına bakın dediler. Şimdi biz afiyetle bir dalacağız bir. Şuradan hemen bir keselim. Şırdanı bilmeyenler araştırsınlar arkadaşlar. Ben burada şimdi tarifini veremem. Hemen bir atalım bir. Koca bir parça.
Biraz büyüktü parça ama tadı harika. Hakikaten. Görünüme aldanmayın arkadaşlar. Dalın yayın. Şırdanı yedikten sonra artık ben de bir Adanalıyım. Şırdanımızı da yedik arkadaşlar. Şimdi Şırdancı'dan, sahilden sizlere bugünkü videomuzu kapatarak hoşça kalın diyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah keyifli vakitler geçirmişsinizdir. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.